Selam sevgili dostlar. Değerli arkadaşlar, bu özel bir video. Geçtiğimiz günlerde kanalım işte 1000 aboneyi geçmiş vaziyette. Bu şekilde sizler de fark etmişsinizdir. İşte kanalda işte reklamlar vesaire yayınlanmaya başladı. Bu vesileyle ben işte kanalımın konusu, kanalımın duru, kanalın amacı gibi çeşitli konularda sizlerle bir kısa sohbet yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle ben bu kanalı kurduğum zaman tek bir amacım vardı. E-kitap teknolojisiyle ilgili olan gelişmeleri yine e-kitap okumaya yarayan, ki kanalın başlığında bu yazıyor, yarayan işte e-ink tabanlı olsun, tablet olsun, cep telefonu olsun birçok çeşitli elektronik cihazı işte sizlere tanıtmaktı. Kanalın esas kuruluş amacı buydu arkadaşlar. En esas amaç buydu arkadaşlar. Yani e-ink okumaya yarayan tüm cihazların incelemesini sizlere yapmaktı. Bunu da işte elden geldiği kadar yaptığımı düşünüyorum. Geçmişe dönüp baktığımda e-ink tabanlı aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam bir 10-11 tane kadar cihazın incelemesini yapmışım. Tabii açıkçası ilk dönemlerde bu işi hobi olarak yapıyordum. Çok da fazla İşte video düzenlemeyle, şuyla buyla bilmem neyle işte kırpma, kesme vesaire montaja falan hiç uğraşmıyordum doğrusu. İlk videoları izleyenler zaten görecektir orada. Yani çok da fazla üstüne düşmeden ne yapıyordum? İşte cihazı alıyordum, incelemesini yapıyordum. Hiçbir şekilde öyle çok ciddi bir montajda yapmadan, uğraşmadan kanal atıyordum. İşte merakı olan, işte bu konularda ilgisi olan arkadaşlar da bu şekilde videolarımı izleyip bilgi sahibi oluyorlardı. İlk videolarım bu şekilde. İşte dönük videolarıma bakanlar bunu da çok rahatlıkla görecektir. Bu belli bir dönemden sonra yaklaşık bir sene kadar oluyor. Geçen bir sene içerisinde biraz daha kanala ciddi olarak işte yoğunlaşmaya başladım. İşte videoların montajını, kesme biçme vesairesini biraz daha düzgün yapmaya çalışıyorum. İşte elden geldiği kadar. Bu şekilde sizlere biraz daha düzgün, kaliteli video işte sunmaya çalışıyorum. Ancak burada her zaman olduğu gibi hem büyük handikap önümde maalesef maddi durum. Bütün bu incelemeleri, cihazların incelemelerini arkadaşlar ben şahsi kendi bütçem ile yapıyorum. Kendi çabalarımla yapıyorum. Habire videolarımda söylüyorum zaten. Teknolojiye meraklı bir insanım. Çok sık cihaz değiştiriyorum. Bu işte ya ikinci el olarak aldığım cihazları sizlere tanıtıyorum veyahut da sıfır olarak aldığım cihazları sizlere tanıtıyorum. Ancak işte tekrar söylüyorum, kanalın amacı e-kitap okumaya yarayan tüm cihazların incelemesini yapmak ve bu konudaki teknolojileri sizlere duyurmak. Bunun için de bütçe lazım arkadaşlar. Bütçe lazım çünkü parasız günümüzde maalesef hiçbir şey olmuyor. Ben de işte sizler gibi sıradan bir insanım. Benim öyle özel bir durumum yok. Yani mali durumum da öyle çok fazla. Çünkü zaten dışarıdan herhangi bir sponsor vesaire bilmem ne yok. Yani şahsi çabamla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gayret ediyorum işte kendi elimden geldiği kadar. Sizlerin de yapabileceği çok basit birkaç şey var işte. Kanala abone olmak, işte yorum yapmak. Nedir? Başka tavsiyelerde bulunmak, işte paylaşmak, beğenmek. Yani siz de bu basit şeyleri yaparsanız kanalımı izlerken, videolarımı izlerken bilirim. Bu şekilde hem ortaya da bir şey koymuş olacağız. Yani sıradan bir insan, ben işte YouTuber, MuTuber bilmem ne falan filan değilim. Öyle bir amacım da yok zaten. Benim amacım kendi kullandığım cihazlarla ilgili işte merak edenlere bilgi vermek. İşte ne bileyim bunlar zaten kanalımdaki videolardan belli. Yani benim tek amacım bu. Öyle bir para kazanma amacım da yok. Benim işim var, gücüm var. İlla yani ben buradan belli bir gelir elde etmek için zaten bu işi yapmıyorum. Video çekmiyorum. Bu benim hobim. Bunu da işte elden geldiği kadar kendimce geliştirmeye çalışıyorum. Bu konuda sizlerin de yapabileceklerini biraz önce söyledim. Ha bizim hatamız yok değil mi? Var tabii ki. Yani şimdi bilmem kaç bin dolarlık ekipmanı olan birisinin çektiği videoyla benim normal cep telefonuyla çektiğim
kısıtlı olanaklarla çektiğim videolar arasında tabii ki dağlar kadar fark olacak. Bir şeye gayret ediyoruz, bir şeye uğraşıyoruz. Yani bir şey ortaya koymaya çalışıyoruz en azından. Yani tüketici olmaktan ziyade üretici olmaya çalışıyoruz. Yani ortaya bir fayda koymaya çalışıyoruz. Yani benim bütün derdim bu. Benim bir tane çektiğim video işte 50 kişi izlese de benim için mutluluk verici, 1000 kişi izlese de mutluluk verici, 1 kişi izlese de mutluluk verici. Dolayısıyla yani ben bu işi belli bir maddi kaynak, maddi gelir bilmem ne vesaire için yapmıyorum. Yapabildiğim için yapıyorum. Yapmaya da elimden geldiği kadar devam edeceğim. Bu konuda sizlerin de katkısı olursa sevinirim. Reklam videolarına vesaire tıklarsanız bu şekilde bir belli bir gelir elde edip yine bu geliri sizlere döndürmeye çalışacağım. Yani ne olacak? İşte bu kanaldan belli seviyede bir gelir elde etme imkanı olursa ona buna işte sponsora muponsora vesaire gerek kalmadan istediğim cihazları, istediğim elektronik cihazları vesaire kendim kendi olanaklarımla satın alıp bunun eksisini, artısını özgür bir şekilde sunmaya çalışmış olacağım. Yani hem işe yarar şekil bu şekilde. Yani işte atıyorum mesela sponsor olur size bir firma. Hep onun cihazlarını tanıtmaya çalışırsınız ama eksi bir şey cihazda herhangi eksi bir durum olduğu zaman bunu söylemeyebiliyorsunuz. Yani bunu çeşitli zaten diğer başka şeylerin video kanallarında bu tür şeyler olabiliyor arkadaşlar. Yani benim buradaki amacım özgür bir şekilde kanalın kendi kendini finanse edebilmesi, bu şekilde istediğim videoyu özgürce çekebilmek. Ve yine bu mesela bu ne diye bu çektiğim video şey olur. İşte bir cihazın incelemesi olur, tanıtım videosu olur. Daha sonra bu incelemesini yaptığım videoyu cihazı ben sizlere hediye etmeyi düşünüyorum doğrusu. O şekilde bir işte düşüncelerim var, fikirlerim var. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olanlara çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın.